Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası Türkiye'ye de geliyor efendim. Tahminlere göre önümüzdeki cuma gününden itibaren sıcaklıklar 5 ila 10 derece artacak. Marmara'da sıcaklıkların 35, Ege'de ise bazı illerde 45 dereceye kadar çıkması bekleniyor. O yüzden de doktorlar şimdiden tedbirlerinizi alın diyor. Özellikle kalp yetmezliği olan, böbrek yetmezliği olan hastalar, kronik hastalığı olan, problemi olanlar, bununla birlikte küçük çocuklar, bebekler, gebeler ve ileri yaştaki bireyler oldukça risk altında. Mümkün oldukça dışarı çıkmıyoruz sıcak havalarda. Yurt genelinde sıcaklıklar yükselmeye, uyarılar da peş peşe gelmeye başladı. Renkli, ince, pamuklu kıyafetler tercih etmeliyiz. Şapka gibi, güneş gözlüğü gibi aksesuarları özellikle kullanmaya gayret göstermeliyiz. İstanbul'da yaz bu zamana kadar iyi seyretti. Aşırı sıcaklar olmadı. Çarşambadan sonra ise termometreler kızaracak. Aşırı sıcaklar Avrupa'da son bir haftada 400'e yakın kişinin ölümüne neden oldu. İşte o kavurucu hava hafta ortasından itibaren ülkemizi de tehdit edecek. 10.00 ile 16.00 arasında özellikle dikkat etmeliyiz. Özellikle bu saatlerde serin ortamlarda vakit geçirmeye gayret göstermeliyiz. Marmara'da sıcaklık 35'leri geçecek. Ben sıcakları çok seven bir insanım zaten. Hani öyle çok sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. Kışı sevmiyorum. Ağır yemeklerden, yağlı yemeklerden uzak durmalıyız. Özellikle sebze, meyve ağırlıklı beslenmeliyiz. Yaz sebzelerini, yaz meyvelerini tercih edersek hem sıvı kaybını hem de mineral kaybını yerine koymuş oluruz. Çarşambadan itibaren bu sulara daha çok ihtiyacımız olacak çünkü kavrulacağız. Yani? Aşırı sıcaklar geliyor, Avrupa sıcakları. İnsanlar ölebiliyor. Bol bol sıvı tüketmek gerekiyor. Doğru. Sen ne gibi tedbirler alıyorsun bu sıcaklardan korunmak için? Ben sıcakları korunmak için hiçbir şey yok. Belki kemiğe ödül konuşamam şu an. Canın sağ olsun. Hayır. Stres yapma abi kardeş, konuşuyoruz. Kardiyoloji uzmanı doçent doktor Fatih Mehmet Uçar kavurucu sıcaklara karşı altın tavsiyeler verdi. Özellikle 2-2,5 litre sıvı alınmasını günlük kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bununla birlikte hava daha da sıcak olursa bu sıvı alım miktarı daha da artırılabilir. Sıcak beni etkiler mi? Etkiler ama diğer insanlar kadar mı? Hayır. O yüzden bu suyu içerim ama içmesem olur mu? Belli bir yere kadar. Ama diğer insanlardan daha farklı bir düşünce inandığım için, kendi dünyamda yaşadığım için de temel insana temel gerekliliklerini ihtiyaç duymadan hayatımı devam ettirebileceğimi ve onlardan daha uzun süre yaşayacağımı düşünüyorum. Özellikle güneşin dik geldiği saatlerde yaşlılar, kalp ve tansiyon hastaları, gebe anne adayları ve çocuklar risk altında. Çocukların ve yaşlı bireylerin sıcak çarpması, güneş çarpmasına çok dikkatli olmaları gerekir. Çünkü bu durum ölüme bile neden olabilir. Ege bölgesi de aşırı sıcaklardan etkilenecek. Bölgede cuma ve cumartesi günü sıcaklık 40 dereceyi geçecek. Orman yangınları riski ise hafta boyunca Ege bölgesinde devam edecek.